Yunanistan'ın Rodos Adası'nda ilk haftayı geride bırakan orman yangınında tablo giderek kötüleşiyor. Korfu Adası'ndan da alevler yükselmeye başladı. Turistler ise tahliye için son ana kadar beklenmesi sebebiyle otel yöneticileri ve Yunan yetkilileri öfkeli. İşte yürek yakan felakette son durum. Yangın kaldıkları oteli esir alırken onlar birkaç eşyayla güvenli noktalara kaçmak zorunda. It's okay, it's okay. Don't worry, don't worry. Basically the smoke seemed to be getting worse and we came back from the beach yesterday. And luckily we came back. Felakete otelde yakalananlar şanslı bile sayılır. Çünkü tatil için Yunanistan'ı seçen turistlerden bazıları alev kapanına ormanda yakalandı. Polis yardım için seferberlik halinde ama alevler Rodos ve Korfu'da ne yazık ki onlardan önde. There's no need to worry, everything's under control. We'll let you know if there's a change in. I walked 12 miles in this heat yesterday. İşler yetkililerin tahmininden kötü ilerledi. Yunan Turizm Bakanı adanın en fazla %20'si etkilendi dedi. Ancak görüntüler aksi yöndeydi. Korkunç yangında kundaklama şüphesi de işte bu görüntüyle somutlaştı. Bölgedeki doğa parkı da alevlerden nasibini aldı. Vahşi yaşamdan çok sayıda kayıp yansıdı turistlerin kamerasına. Facianın 7. gününde alevler Korfu Adası'nda da gösterdi kendini. Neyse ki oradaki tablo henüz Rodos kadar kötü değil. Duman sahillerimizden de görülebiliyor. Türkiye bu zor gününde komşusunun yanındaydı. Devletimizin görevlendirmesiyle birlikte toplam 2 adet Orman Genel Müdürlüğü envanterine ait AT-802 Firebus uçaklarımızla yangına müdahale etmekteyiz. Bugün itibariyle 14 saat 50 dakika uçuş icra ettik. 86 sortide toplam 258 ton su attık. Çok sayıda turist zorlu şartlarda sahillere akın etti yardım gelmesi umuduyla. Onlardan bir kısmı Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yaşanan yangın faciası nedeniyle tahliyeler devam ediyor. İşte Rodos Adası'ndan demir alan King of Rodos isimli Yunan feribotu şu saat itibariyle içerisinde 95 Avrupalı turistle birlikte Marmaris Limanı'na yanaşıyor. Sosyal medyada çarpıcı görüntüler de paylaşıldı. İşte onlardan biri. Arkada alevlerle canla başla mücadele, sahilde ise kitesurf yapmaya çalışan turistler. Tahliye bekleyenler yatak gelince bile buruk bir sevinç yaşıyor. Öfkenin sebebi ise organizasyon eksikliği. Then when we landed here last night, all the hotels were evacuated. Why didn't they say wildfires? You can't come over. Benzer tablo havalimanlarında da söz konusu. Uçakların biri iniyor, biri kalkıyor tatilini yarıda kesenler için. Tahliye edilen İngiliz sayısı bile 10 bini aştı. Herkesin ortak dileği kimseye zarar gelmeden alevlerin kontrol altına alınması.